bir göstersin. Çay alacağım. Ne demek lütfen. Babam başım gözüm üstüne ya. Şimdi Adnan abi de esmer. Ben de sarışın. Benim senin yanında esmerlerin, esmerlerin olduğu yerde sarısından çay servisi yapardık. Canlar, şu an neredeyiz? İzmir Güzelbahçe'de Yunus Emre sofrasına geldik. Bana çok soruyorsunuz. Şimdi İzmir'de ne yenir? İzmir'de nerede kahvaltı yapılır? İzmir Güzelbahçe'de bulunuyor burası. Ve kahvaltısından ziyade, tabii kahvaltısı önemli ama aynı zamanda konum olarak da çok güzel bir yerde. Birazdan içeri göstereceğiz. Denize sıfır bir noktada. Şimdi öncelikle şöyle yol tarifi vereyim. Bakın sağ taraf Narlıdere'den gelen yol. Buradan bu arada toplu taşımayla gelebiliyorsunuz. Fahrettin Altay'dan 8 numaralı otobüse bindiğinizde Pina durağında indiğinizde tam mekanın önünde sizi indiriyor. Yunus Emre sofrasına da toplu taşımayla gelebiliyorsunuz. Sağ taraf Urla'ya giden yol. Yani burası Güzelbahçe'de bulunan bir yer. Kahvaltısı gerçekten çok güzel. Ben galiba bir 3 hafta önce falan gelmiştim. Bayıldım. Hatta Instagram'da paylaştım. Çok güzel bir geri dönüş aldım. Şimdi tekrardan daha da güncellemişler. Kahvaltının sınırsız olması çok güzel. Şimdi fiyat bilgisini zaten içeride vereceğim. Fakat fiyatlar güncellenebiliyor. O yüzden benim için önemli olan nokta şu. Bulunduğu konum ve sınırsız olması. İşte atıyorum pişi bittiğinde ya da diğer ürünler bittiğinde tekrardan istediğinizde ücret yazılmıyormuş. Benim gibi evet uçak geçiyor. Benim gibi bir açı daha görmedikleri için şaka bir yana içerisi gerçekten çok güzel. Birazdan içeride göstereceğim. Hadi girelim. Size biraz şöyle içeriği de gezdireyim. Haydi girelim. Burası sabah servise başlıyorlar. Akşam 10'a kadar. Böyle sağ tarafta gördüğünüz gibi nişan, kına organizasyonları falan da oluyor. Ama birazdan şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu mekanın güzelliğine bakın. Tam buradan size şöyle göstereyim. Denize sıfır. Efsane bir yer. Bir de bayağı büyük. Şu açıyı da göstereyim. Biraz gezdireyim size burayı. Bakın. Abi çok güzel ya. Hafta sonu geleceksin buraya. Eşinle, çocuğunla, kız arkadaşınla, ailenle. Bakar mısın? Vallahi muhteşem. Şimdi biz kahvaltımızı söyledik. Birazdan kahvaltımızı da masaya getirecekler. Hep beraber kahvaltıya da masada bakacağız. Efendim biz az önce biraz tattık. O esnada Adnan abi geldi. Hiç yememiş gibi yaptık. Abi hoş geldin. Merhaba, selam. Ne haber abi, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben buranın kahvaltısına artık aşık oldum diyebilirim. Kahvaltısı ayrı güzel. Aynı zamanda ortam zaten number one yani. Gerçekten de öyle. Şimdi sen yokken biz biraz konuştuk ama dedik ki seninle de biraz sohbet edelim. Tabii. Hem kahvaltı hakkında konuşalım. Tamam. Ben burayı ilk paylaştığım zaman çok güzel yorumlar geldi. Evet. Tabii herkesi beğendiremiyoruz. Kötü yorumlar da gelebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Çok sirküle olduğu için bazen değil mi abi yani? Sıkıntılar olabiliyor. Ama bize gelen şikayetler bizi gerçekten kendi hatamızı düzeltmek için çok hoşumuza gidiyor. Anlatabildim mi? Yani bu güzel bir şey bize. Geliştirilsin diye. Tabii yani. Geliştirilsin diye. Yani bu tip şeyler çok önemli müessesede. Doğru, çok doğru. İnsanların bana şikayet etmesinden ben hiç rahatsızlık duymuyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Anlatabildim. Çok güzel. Evet, çok ben zaten gidiyor. Biliyorum. Hatta Hı-hı. demiştim abi çok güzel yorumlar geldi ama birkaç Hı-hı. tane şöyle yorumlar var. Sanki doğru yönde, hani Hı-hı. yapıcı yönde olduğunu düşünüyorum. Şimdi abi çay dolduruyorum sana. Vallahi lütfen çok sevinirim. Bu arada Adnan abim Diyarbakırlı. Ben de Mardinliyim. İki doğulu yan yana geldik. Eşim bu kahvaltıda bir şey kalır mı abi? Evet. Kalmaz. Bir de Diyarbakır'dan kavurmamız gelmiş. Evet, şimdi evet onu göstereceğiz zaten hatta. Kavurmayı Adnan abi çok övüyor. Evet. Şimdi buradaki gördüğünüz her şey kahvaltıya dair sadece kavurmalı yumurta değil. Evet. O da gerçekten ağzının tadını bilen insanlar burada bunu tatsın diye özellikle istedik. Evet. Aslında evet. amacımız o. Şimdi ben abi senin de yanında bir şöyle kısaca anlatayım, sen de beni düzelt. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz her şey arkadaşlar sınırsız. Nasıl yani? Bakın şurada mesela bir tane börek vardı, ben onu yedim. Bir tane daha yiyeceğim. Bittiğinde söyleyeceğim. Ve bu ekstra yazılmayacak. Sıcak ürünler de buna dahil. Örnek veriyorum, domatesim bitti, ne bileyim rokan bitti, salatalığım bitti. Tekrardan istediğinde bu ekstraya girmiyor. Doğru mudur abi? Girmiyor, evet, evet. Ve şu an için güncel fiyatı, şimdi fiyatlar değişebiliyor, yarın öbür gün başka bir şey olabilir ama şu an için güncel fiyatı kişi başı 115 TL arkadaşlar. Sınırsız çayınla ve sınırsız kahvaltınla İzmir Güzelbahçe'de Yunus Emre sofrası. Şimdi normalde omlet, yumurta size sahanda olarak geliyor.
biz kavurmalı istedik. Evet. Bu şekilde. Hani bilginiz olsun diye bunu da aktaralım. Şimdi Adnan abi tek tek anlatalım burada neler var. Mesela kaç çeşit peynirim vardı abi? 3 çeşit, 4 çeşit peynirim var. 4 çeşit peynirim var. Bir semsek peyniri, bunu kendimiz burada imal ediyoruz. Tamam. Evet. Bir çeşit beyaz peynirim var, bir çeşit tulum peynirim var. Bir de yöresel bir peynirim var. Her zaman bu yöresel peynir değişir. Bu mesela çeçil. Çeçil, bu tamam. Bu Erzurum'dan geliyor. Evet. Tabii bir hafta Diyarbakır'dan örgülü peynir getiriyorum. Bir hafta Siirt'ten beyaz yağlı peynir getiriyorum. Çok onların iyi. Böyle geniş peynirleri var. Ya abi şunu soracağım. Market ürünü değil yani değil mi? Market, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, ev ürünü. Bu yöresel peyniri dediğimiz şey ev ürünü. Tamam. Ev ürünü. Tabii bu biliyorsunuz bu tulum zaten. Evet. Bizim buranın tulumu. Doğru. Beyaz peynir market ürünü denilebilir. Evet. Ama diğerleri hep şey neydi onun ismi? Yöresel evde yöresel. Yapılan şeyler. Tamam. Zeytinlerimiz iki çeşit. İki, üç çeşit zeytinimiz var. Şu yeşil zeytin içinde bir iri domat var. Bir de yeşil çizik var. Doğru. Edremit'ten geliyor bunlar. Tamam. Bu da siyah zeytin. Bu da Akhisar'dan geliyor. Akhisar'ın siyah zeytini bu arada çok güzeldir. Evet doğru. Şeyi geçti, Edremit tarafını birazcık geçti lezzette. Çok iyi. Geçemez diyorlar ama hakikaten gelsinler bir denesinler. Ben çok beğeniyorum bu siyah zeytini. Tamam. Tabi çikolata çocuklar için vazgeçilmez. Çocuklar genelde kahvaltıya aileler çocuklarını çıkarmak düşünerek, için çıkıyorlar. Evet. Düşünerek çıkıyorlar. Çocuk öğün alanımız da var. Çocukları düşünüp çikolata da koyuyoruz buraya. Çok güzel. Kandırmak için, yemek yedirmek için çikolata. Tamam. Ondan sonra burada yoğurt ama bu da süzme yoğurt. Tamam. Burada kendimiz süzüyoruz içeride. Tamam. Yoğurdu normal alıp burada kendimiz içeride süzüp bu hale getiriyoruz. Bak akışkanlığı yok. Şu yoğurda bakar mısın? Akmaz. Düşmesin abi. Bak. Düşmez. Bak görüyorsun nasıl yapışmış. Eyvallah. Görüyorsun değil tamam. mi? Koyu kıvamlı yoğurt. Gerçek kese yoğurdudur bu. Ben şu anlatırken kendimiz bir tadına bakayım hepsine böyle. Keseden böyle geçiriyoruz. İçindeki suyun hepsini alıyoruz. Bu arada şey var ya, Cem Yılmaz diyor ya, bir tane adam var gurmeyim diye geçiniyor diyor. Abi evet. O ne diyor, lap diye götürüyor. Ben de Adnan'a bakıyorum lap diye götüreyim böyle. Tereyağı. Tereyağı çok özel bir tereyağıdır. Kahvaltıya gelen insanların çoğu kilo kilo alıp evine götürüyor burada ciddi tereyağı. Satışımız da var bu arada, tereyağı satışımız da tamam, var. Tamam çok iyi. Bu tereyağını marketlerde falan bulamazlar. Bu da tamam. özel bir üretimdir. Bizim Harun abi yapıyor onu bize. Tamam. Gerçekten çok özel bir tereyağıdır. Orada bir bal yani, kaymağımız var. Bal kaymağımız evet, kaymak krema değildir bu arada, süt kaymağıdır. Aa çok bakın, güzel. Bakın diğer kahvaltı salonlarında dikkat edin. Giderler ben marka vermek istemiyorum, başka bir ürünlerin markalarını koyarlar, üstüne balı dökerler, bal kaymak derler. Ama bu kaymağı kullanamazlar. Bu kaymak süt kaymağıdır. Normal kaymak krema kaymağı değildir. Normalde krema kaymağı kullanılır. Anladım. Bu süt kaymağıdır. Anladım. Ondan sonra domates tabağımız mevsimine göre domates tabağı, çeri domates oluyor. Bu tarla domatesi çıktığı için ben bunu vermek taraftarıyım. Doğru. Çünkü daha sağlıklı. Çeride hormon var, şu var, bu var. Doğru. Bakın içerilerindeki domatesler. Salatalığı özel seçiyoruz. Domatesimizi özel seçiyoruz. Rokan var. Acı biber olsun. Şeyim var. Evet. Tabii o çemenim o. Bu reçelim. Çemenimi de ben burada kendim üretiyorum, kendim yapıyorum. Onun salçası da Antep'ten gelir. Ciddi misin ya? Tabii Antep salçası. Antep'ten gelir. Antep salçasından kendim yapıyorum. Onu da kilo kilo satıyoruz. O da bizim buradan sattığı bir ürün. Burada da sıcak ürünlerim var. Tabii sıcak ürünlerim var, pişilerim var. Tabii bunu biraz önce anlattığın gibi sınırsız. Mesela pişi bitiyor. Çocuk bir tane daha pişi söylüyorlar. Hemen başka yer 20-30 lira hemen yazıyor pişi parası. Bizde öyle bir şey yok abi. Anladım. Bizde öyle bir şey yok. Pişim bitti mi çocuğun canı ister bir tane daha gelir. 1 lira ekstra yazmayız. Çok iyi. Rol ekmeğim bitti, poğaçam bitti, böreğim bitti. Gelir ekstra yazılmaz. Abi senden ne istiyorum? Evet. Şu kavurmalıyı anlat mısın? Bu kavurmalı yerken yumurta yerken anlatayım. Burada ekmek. Tamam. İster buradan kopar, tamam. ister buradan al. Ama ben onu rol ekmekle yemek istiyorum. Öyle mi? Tamam abi. Çok şahane olur bunlar. Baksana şuna. Kavurma nereden sıcak geliyor? Sıcak da zaten. Ekmek bu arada soğuk geldi mi müşterilerimiz hemen değiştirtebilir. Çok fırınım iyi. İçeride var. Kahvaltının en büyük özelliği sıcak ekmektir. Doğru. Hiç öyle her kahvaltı salonunda fırın olmaz. Doğru. Bizim içeride odun fırınımız ama var. Ama burada muhafaza etmek de onu zor. Yani hemen soğur ya. Hemen soğur. Yani buranın dezavantajı değil aslında da evet. her güzelliğin bir şey vardır derler evet. de burada getirdiğin hemen her şey soğuyabilir. Şimdi fırın içeride ya taze taze çıkıyor çok çobanım. İyi. Hemen taze taze pişiriyor geliyor buraya. Taze pişiyor geliyor. Tabii masada belli bir süre kaldıktan sonra soğur. Anladım. Ama müşteri bunu bana değiştir dese değiştiriyoruz. Anladım. Bizde hizmette sınır yok. Anladım. Bu baba evet abi. Şöyle alayım. Sen, sen abi. Yedin mi? Ben tadına baktım ama yememiş gibi yaptım. Yememiş gibi yaptın evet. Yedilidir. Şu köşeden götürmüşsün. Aynen. Köşeden götürdüm abi. Evet. Bu harbi Diyarbakır kavurması mı abi? Evet dur bir saniye. Götüreyim. Sana ben vereceğim. Ha, öyle mi? Tamam çektim. Özür dilerim. Affet beni abi. Bu harbi Diyarbakır kavurması abi. Harbi mi? Evet harbi Diyarbakır kavurması. Diyarbakır'da buna kali derler. Ne kali. Abi? Kali. 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 Sen bilir misin kalinin ne olduğu? Vallahi ilk defa duydum. Şaka yapıyorsun. Vallahi ilk defa duydum. Mardin'de de kali derler buna. Sen bir babaya sor sana söylesin. Babaya sorayım.
Eyvallah abi, benim eline sağlık. Şöyle yaklaş lütfen, şöyle göstereyim. Diyarbakır kavurması Kali. Hakikaten nasıl? Hakikaten söyle ama, gerçekten söyle. Bak ben iyi olan şeyleri o falan filan yapıyorum. Ne oldu lan falan, abartıyorlar bana. O yüzden iyi ama bu oğluk bir şey yani. Oğuk güzel. İyi bir şey, gerçekten güzel. Kali diyorlar buna. Vallahi güzel. Evet. Tabii her sene değişik bir şeyler getiriyoruz. Mesela bazen Diyarbakır'dan peynir geliyor. Bu hafta mesela Erzurum'dan geldi. Önümüzdeki hafta Diyarbakır'dan gelir. Önümüzdeki Konya'dan gelir. Her yörenin ayrı ayrı bir şeyini koyuyorum. Abi şunu söyleyeceğim, özür dilerim. Şimdi mekan çok büyük. Burada evet. Sen başka organizasyonlar falan da yapıyorsun galiba. Yani atraksiyonlar yapıyorum, evet. Böyle değişik atraksiyonlar yapmaya çalışıyorum. Ya mesela bileyim, senden ne bileyim bir doğum günü, nişan gibi şeyler olur mu? Evet, olur. Çünkü mekan nişan, çok büyük ya. Şey, düğün salonu var benim burada ya. Çok iyi. Düğün salonu var. Bu sefer düğün salonunda ben ne yapıyorum biliyor musun? Sadece yediğin ücretini alıyorum. Salon ücreti falan almıyorum. Yediğin ücretini alıyorsun. Tabii tabii, benim orada salon ücreti falan, zaten benim burada mutfağım pişiyor. Doğru. Daha elemanım var, garsonum var, şuyum var, buyum var. 8 kişilik yuvarlak masalar yapıyorum. Salon parası almıyorsun, yediğinin parasını alıyorum. Mesela dün akşam burada 250 kişilik bir düğün yaptık. Değil mi? Evet, bir tek ben yemek paramı aldım. Şöyle gayet de içeride müzik sistemini de getirdiler. Organizasyoncu geldi. Arkta sen yemek ve alan servisini kurdu. Yaptın. Tabii. Sadece yemeğin parasını aldın. Evet, evet. Onlar da mutlu, sen de mutlusun. Evet, 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 evet. Bir çok tek iyi. Organizasyoncu geldi. Arkaya bir taç parası aldılar onlardan. Tamam. 500 lira mı, 1000 lira mı ne aldılar? Gelinle damatın oturma köşesi gibi bir şey. Tamam. Onu ben de yapıyorum da. O arkasında birazcık daha böyle süsleme müsleme yapıyorlar ya, çok güzel oluyor. Kişiye özel daha oldu. Evet. Doğru, doğru. O da 500 lira, 600 lira gibi para verdiler. Onun dışında yuvarlak masalarım var. Tamam. 8 kişilik. Dün 250 kişilik düğün verdim burada mesela. Çok şu iyi. Adayı da dolduruyorum bazen. Şu bana gösterdin ya. Kısmı, orası da bana ait bu arada. Hmm. Evet, şu burun kısmı da bana ait. Oraya da süsleme falan yapıyorum. Çok iyi. Düğün salonunu da kullanabiliyoruz. Evet. Ya yani düğün salonu, insanlar artık salon parası falan vermek istemiyor. Yemekli düğün yaptığın zaman salon parasına vereceğin parayı yemeğe verdiğin zaman, doğru, inan daha ucuza geliyor biliyor musun? Kesinlikle doğru. Yemeksiz salona verdikleri parayı buraya yemekli düğün yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Ama senin burada denize sıfır bir yerde de bu şekilde yapmak da güzel yani bence. Ya birazcık destek çıkmak lazım ya. Doğru. Yani ülkenin durumu ortada, hali ortada. Birazcık destek olmak lazım. Vallahi insanlarımıza. Benim burası halka hitap ediyor. Biz halk insanıyız. Bir çizgi alkolsüz mekan. Evet. Hiç söylemedik bunu, evet. YouTube'da, burada Instagram'da ben, söyledik ama. Bu arada biliyor musun bilmiyorum, burası denize sıfır, İzmir'de alkolsüz tek yer. Tek yer? Tek yer, evet. Balık aynen. Var, et var, balık restoran yok mesela İzmir'de, denize sıfır balık restoran yok. Hmm. Alkolsüz. Anladım. Denize sıfır alkolsüz, böyle kebap yiyebileceği, et yiyebileceği. Doğru, gerçekten doğru söylüyorsun, evet. Ben burada tekim. Vallahi müthiş. Ya diyorum, benim maksadım birazcık paranın dışında insanlara hizmet etmek, güzel şeyleri vermek, güzel şeylerden insanlara bahsetmek, güzel şeyleri yedirmek. Anladım. Benim birazcık şeyim o, rotam o. Öyle. Vallahi abi eline yüreğine sağlık. Şimdi abi az önce saydın, oradan geliyor, buradan geliyor. Evet. Gerçek değil mi yani muamele? Gerçek abi, kargodur yani. Abi kargodur, kargodur. Bizim orada hemşehrilerimiz var, dostlarımız var. Tamam. Diyarbakır'dan, zaten Diyarbakırlıyım biliyorsun. Eyvallah. Telefon ediyorum dayımgile. Orada o köyde koçerler yapıyor biliyor musun? Anladım. O anladım. Koçerlerin yaptığı peynirlerden bana gönderiyor. Ya bana şey diyorlar. Erzurum'da da bir arkadaşım var. Arıyorum. Kargodur. Kargoya veriyor. Kargo getiriyor. Ya bana çok diyorlar. Ya işte oradan gelmiyordur, buradan gelmiyordur. Bunu gerçekten öğrenmek istediğim için söylüyorum. Kargo fişlerini yani. Göstereyim. Yok, inanıyorum kargo sana. Kargo fişlerini gösteririm. Genel abi, merak eden varsa gelsin göstersin. Çay ne demek babam, başım gözüm üstüne ya. Şimdi Adnan abi de esmer. Ben de sarışın. Benim senin yanında esmerlerin olduğu yerde sarısından çay servisi yapardım. Benim senin yanında şansım yok. Estağfurullah abi, estağfurullah. Sarışınlar her zaman bir adım önde. Şansımı 4 yıl önce kullandım abi. Valla. Tabii tabii. Çok şükür. Eyvallah abi, emeğini verene sağlık. Allah razı olsun. Bu arada şimdi mekan çok önemli, lezzet çok önemli, ortam çok önemli ama aynı zamanda bu lezzetler kim tarafından hangi niyetle yapılıyor o da çok önemli. O yüzden bir işletmede mekan sahibinin, işletmecinin samimiyeti, niyeti çok önemli. Evet, ben sizlerin de huzurunda Adnan abi gibi birini tanıdığım için çok çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bunu çok teşekkür kahvaltının ederim. Dışında, videonun dışında ben kalben söylüyorum. Allah gerçekten çok öyle. Çok teşekkür ederim. Artık Doğu'nun verdiği şey mi yoksa o samimiyet mi, başka bir şey mi bilmiyorum. Ama kahvaltı yapmaya da gelin, bir Adnan abiyle de bir sohbet edin Allah derim. Allah razı olsun, sağ olasın. Başım. Şimdi abi bu bizim YouTube kanalımız. Evet abi. Gezgin Çoban YouTube kanalımız. Evet abi. Arkadaşlar hem kanala abone olsunlar. Evet. Hem bizi takip etsinler. Takip etsinler. Hem de Yunus Emre sorarsan kahvaltıya, kahvaltıya gelsinler. Ama bunları sen söyle. Tamam. Kapanışı sen yap. Tamam. Hem Gezgin Çoban kardeşimizin, arkadaşımızın YouTube kanalını takip edin. Hem de buyurun gelin. Başım gözüm üstüne.
misafirim olun. İstiyorsanız gelin kahvaltınızı yapın. Her zaman gelin, başım gözüm üstüne. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür.